Şimdi kaptanlık nereden geldi sanırım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Takipçilerim hep soruyorlar neden kaptan, neden kaptan diye. Her türlü aracı kullanabildiğimi buradan göstermek istedim. Dur öyle, dur öyle. Röportaj edelim. Kaptan yanına. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün farklı bir videoyla karşınızdayım. Ne yapıyorum? Vlog yapıyorum. Arkadaşlar bayram vlogu. Bayramda piknik vlogu. Gerçekten çok çılgın bir vlog olacak. Çünkü etraf inanılmaz kalabalık şu anda. Dedim ben de çekeyim bari. Kendimi durmak için biraz yaklaşayım. Evet arkadaşlar vlog çekiyoruz. Evet karşımızda çılgın Emirhan var. Çılgın Emirhan kısa bir sakatlık geçirdi. Emirhan. Buradan takipçilerine söylemek istediğin bir şey var mı? Seni severek izliyorlar. Şöyle bir şey. Ben tek ayakta zıplama ustası olduğum için burada durabiliyorum sen. Tek ayakta zıplama ustasısın. Wow. Evet şu an bütün aile toplandık. Ve pikniğe gidiyoruz. Arkadaşlar çılgın bir şekilde gittik. Doblo bulduk her yerden. Etraftan şuradan buradan geçiyordu. Dobloların hepsini aldık. Evet, ablam da yanımda. Bütün dobloları topladık. Bütün doblolar toplandı. Ve pikniğe gitmeye karar verdik. Bugün Doblo kardeşliği. Doblo Brothers. Buyurun. Evet, sınıfta gün kaybolduk galiba. Gerçekten kaybolduk. Adamları gördüm. Biraz önce çok sağlam biriyle kapıştım arkadaşlar. Önüme kırdı. Dedim sen ne yapıyorsun? Hayırdır dedim. Gördüler herkes. Korktular benden. Dedi sen Tuna kaptan değil misin dedi ya. Dedim evet benim o. Harbiden kaptanmışım bak arabada kullanıyor musun dediler. Dedim sağ ol. Çek. Ön tarafı çek. Gidiyoruz. Çok keyifli bir yolculuğumuz var. Bir oğlumun oğlu var, bir kızımın oğlu var. Bir de ablam, paşa ablam yanımda. Çok mutluyum. Ne şerif. Yavrularım yanımda. Allah'a şükür. Evet Tuna Bey. Evet. Anneannemle, anneannemin ablası Peroş teyzem son derece mutlu bir şekilde Tuna Kaptan'la beraber yolculuk yapıyorlar arkadaşlar. Evet. Doblo kardeşliği. Bütün doblolar toplandık, yolun kenarına durduk. Neden durduğumuzu hiç bilmiyorum. Yolculuğumuz devam ediyor, son derece keyifli bir yolculuk. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Videoyu çeken kuzenim, Batuhan, Almanya'daki halam, Ülkü, Gökhan, ne diyorum ya, çek. Tuna Kaptan, herkesin aklındaki soruyu soruyorum. Tuna, biz
telaşıydı. Biz cidden mangala mı gidiyoruz? Yani inanılır gibi nereye gittiğimiz şu an ben de bilmiyorum. Çok çılgın şeyler yaşanıyor şu an. Dayım bizde maytap geçiyor. Gidip bir soralım bakalım. Yani ilginç şeyler oluyor arkadaşlar. Ben burayı kapattım. Nerede durdum ya? Evet, gördüğünüz gibi İsmail abi de geldi. İsmail abi güzel geziyoruz, eğleniyoruz. Ne yapıyordunuz? Eğleniyoruz mu? Çok eğleniyoruz. Zaten böyle değişik atraksiyonlar. Biz bir taraftan da böyle video çekmeye devam ediyoruz. Vlog çekiyoruz. Yani dayım inanılmaz şeyler yaşatıyor bize bugün. İşte insanlara şey bu, kamu spotu niteliğinde böyle şeyler yapmayın. Evet, sağ tarafta görebilirsiniz şimdi kamu spotunu. Sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Arkadaşlar şimdi neler yaşanıp bittiğini gidip sizlerle beraber görelim. Buyurun kameramanım. Ece neler yaşanıyor burada? Dayım vitesini bozmuş. Dayım vitesini bozmuş. Ece öyle diyor. Gidip bakalım arabaya. Kızlar ne oluyor burada? Ne oldu? Evet ben istiyorum. Ne oldu? Bir kız oldu bir de oğlan olacak inşallah. Oğlan yolda geliyor. Arkadaşlar burada bir açıklama yapmam gerekiyor. Burası Cinliköy. Çatalca'nın Cinliköy'üne geldik. Burada 75 yılında bir tane araba gelip aynı yerde durdu. Doblo. O da Doblo'ydu. 3 tane Doblo beraber gidiyorlardı. Burada kimseye anlatılmaz. Bakın şurası. Bakın şurası. Hemen şurayı çek. Bak şurayı çek. Satılık diye yazılan yer senelerde satılmıyor. Çünkü buraya gelen bütün Doblo'lar duruyor. Sadece Doblo'lara özel bir şey. Bunu kıçımdan mı saladın? Tabii ki hayır. Buradaki araba yıkayanlara sordum. Onlar çok iyi biliyorlarmış. Yani ilginç şeyler yaşanıyor burada. Lütfen bizi kurtar. Sabahtan beri benim video çeken kuzenim Batuhan. Bakın duruşuna bakın. Bakın asalete bakın. Merhaba arkadaşlar. Batuhan nasıl değerlendiriyorsun? Ne olur ne bitiyor ya? Anlam veremedim. Arkandaki ev cinli ev deniyorum. Yani doğru mu? Doğru doğru. Değil mi? Gerçekten böyle şeyler yaşanmış. Kesinlikle. Evet burada da kuzenim beni çekiyor, ben kuzenimi çekiyorum. Çok ilginç bir anlaşılıyor yani. Sanırım geldik. Yani geldiğimizi düşünüyorum. Umarım gelmişizdir. Söyleyecek çok fazla laf bulamıyorum. Normal tipik bir çatal yolculuğu. Burası şu anda kokuyor. Anladınız doğru. Evet sonunda bir yer bulundu. Çok çılgın bir yolculuktu. Gerçekten inanılmaz bir yolculuk. Böyle bir yere geldik bakalım. Bütün aile parkları önünde gidiyoruz. Hepsini taşıyoruz. Vallahi Dece gibiyim. Hepsini taşıyoruz. Tamam bu kötü. Keşke şu giriş etabı arabaları koymasalar da insanlar rahat rahat geçseydi. Değil mi hocam? Mesela ön tarafta giriş yere araba koymasak daha rahat girilirdi. Değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar hak verdiğimizde vlogumuza devam ediyoruz. Üniversitesimiz alkolsüzdür. Oyun parkımız var. Arkada hayvanlarımız var. Tavşan, ördek, at. Tavşan, ördek, at. Her şey var değil mi burada? Her şey var. Kekliktir. Keklik, meklik. Süper bir yer vallahi. Çok hoşumuza gitti. İnsanlar da buradaymış. Ne oldu küçük adam? El salla kameraya. El salla bir kameraya. Merhaba de. Videoyu çekiyorum seni. Merhaba de. Demeyecek misin? Ben gidiyorum.
Babası Polisi havalanıyor oğlan. Uçtu. Baba dönüyor. Yapma yapma yeter. Dayı ne yapıyorsun oğluna? Oğluna ne yaptığını anlatır mısın? Ben sinema da mı? Kameramayı tınlamayan Bruce Willis görünümlü dayı. Bir daha. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Evet, size en iyi dostumu göstereyim. Gördüğünüz gibi kendisi şu an kameraya çok alışık değil. Benim gibi değil. Tabii kamera görünce arkasını dönüyor. Merhaba. Merhaba. Çok utangaç kızımız. Evet, kendisi beni sevdi. Kaptan. Evet. Bunu yayınlayacağım, haberin olsun. Bana Tuna Kaptan diyordunuz. Nereden çıktığı ortada. Evet. Ben bir kaptanım. Tuna Cowboy. Cowboy diyenler de var, kaptan diyenler de var. Gördüğünüz gibi her türlü araç kullanıyoruz. O yüzden kaptan. Şimdi kaptanlık nereden geldi sanırım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Takipçilerim hep soruyorlar neden kaptan, neden kaptan diye. Her türlü aracı kullanabildiğimi buradan göstermek istedim. Dur öyle, dur öyle. Röportaj mı? Kaptan yanına. Evet arkadaşlar, bugünkü vlogun sonuna geldik. Gerçekten inanılmaz eğleniyor. Yani annem bu tarafta. Anneannemi de bindirdik buna. Yani bilmeyen kimse kalmadı. Bu vlogun da sonuna geldik. Neden Tuna Kaptan olduğumu burada size açıklamış oldum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.